Fonksiyonda yazıldığında sonucun sıfır çıkması demek yazılan sayının buradaki ifadenin kökü olması demektir. Yani denklemi sağlaması demektir. Öyleyse buradaki x1 ve x2 değerleri sıfır yaptığı için x kare eksi x eksi 3'ün kökleridir. İkinci dereceden bir ifadede x1 artı x2 demek burada kökler toplamı demektir. Kısa yoldan eksi b bölü a ile burası 1 bulunur. x1 çarpı x2 de c bölü a'dan eksi 3 bulunur. Yani parantez içlerinde 1 ve eksi 3 yer alacaktır. Bir değerini fonksiyonda yerine yazdığımızda 1'in karesi eksi 1 eksi 3'ten eksi 3 bulunur. Burası eksi 3'tür değer olarak. Eksi 3 yazdığımızda eksi 3'ün karesinden 9 eksi eksi 3'ten artı 3 bir de eksi 3 var. Bunlar sadeleşir. Buradaki değer de 9'dur. Eksi 3 çarpı 9'dan eksi 27 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir.